Eşcinselliğe bakış nedir İslam'da? Ya beni o işe sokma ya. Hocam tebliğ gibi vazifeni yerine getir, irşad et bizi. Beni o işe, bu Allah'la onların arasında. Ya. Ne diyeyim ben şimdi? Kur'an'da nasıl geçer? Ya bu akla gelince benim aklıma dehşet verici bir tablo geliyor. Bugün gene okuyordum. Bir eser var. Görürseniz okuyun. Arapçası çok muğlak, bir acayip Arapça ama kitap güzel. El Kadisiye ve Me'arikül Irak. Savaş Kadisiye. Evet, Kadisiye ve Irak harpleri. Böyle kocaman bir kitap. Şimdi orada Halid bin Velid tabii çok geçiyor. Biliyorsun o Ebu Bekir, Halife Ebu Bekir Ömer devrinde zaten Kadisiye'nin kumandanı da o. Yemame'de. Yemame'de 9 tane kılıç elinde kırılıyor. Evet. Korkunç, müthiş bir kumandan ve 50 yaşından sonra bütün bu savaşları kazanmış. Şimdi bu Halid bin Velid Ridde olaylarında o çok acayip bir şey. Eşcinselleri bir yerde tespit ediyor grup halinde ve bunları öldürmekle filan bırakmamış. Yakmış. Rivayet doğruysa. Ve Halife Hazreti Ebubekir diyorlar ki bu yani öldürme anladık da yakıyor, bu nasıl iştir ya? Verdiği cevap şu. Şimdi Ebubekir'in mi? Evet, verdiği cevap. Ben engel olamam diyor Halide. Ve şu tabiri şu. Allah'ın kınından çektiği bir kılıcı ben o kına geri sokamam diyor. Gittiği yere kadar gidecek. Şimdi eşcinsellerle ilgili mesele böyle bir tabloyla bizim tarihimizin içine girmiş. Bunu ne derece Kur'an'a uygun bulacaksınız? Yani bu yakma olayını özellikle, hatta öldürme olayını. Yani Kur'an bunu takbih ediyor, doğru. Ama bir yani ceza, kımıyor. Evet, çirkin buluyor bunu, insan fıtratına aykırı buluyor, tamam da. O yakın demiyor. Bir ceza tertip etmiyor. Şimdi bu ceza bir de yakma şeklinde düzenleniyorsa nasıl oluyor? Rivayet mi uydurmadır yoksa gerçekten böyle bir şey var mıdır? Peki, demin bahsettik ya hani uzayda pek çok alem var. Bunu Kur'an da kabul ediyor. Başka canlılar da var. Başka akıllı hayatlar da var. Onların dini de İslam mı diye sordum. Bir cevap veremedik tabii buna. O zaman şöyle bir Kur'an'ın genel ilkelerinden gidelim. Kur'an'a göre İslam bütün varlığın tabii tavrıdır. İslam bir kampın filan adı değildir. İslam'ı Kur'an-ı Kerim evet isim olarak da kullanır ama İslam esas manasıyla varlığın esas niteliğini ifade eden bir kelimedir. Yani mesela Kur'an-ı Kerim kuşların, dağların, rüzgarların, gök cisimlerinin hepsinin İslam'ından bahseder. Yaratıcıya teslimiyet anlamı olduğu için bütün varlıkların içinde bulundukları yapının genel adıdır İslam. O manada eğer gökler aleminde, semada işte öbür alemlerde de varlıklar varsa buna dayanarak onların da dini İslam'dır. Allah'a teslimiyettir yani. Peki, deriz. Kıyamet gününde onlar da kıyamet gününe maruz kalıyor yoksa kıyamet günü sadece dünya ile ilgili bir şey mi? Şimdi kıyametin... Yani bütün evren mi yok olacak? Kıyametin üç manası Kur'an'dan çıkıyor. Kur'an'dan ve hadislerden. Gene bu kitaba atıf yapacağım sen okumadığın için. Birinci mana bütün varlıkların helakidir. Yıldızların dağılması, dağların un ufak olup savrulması filan bu tasvirler var Kur'an-ı Kerim'de. Ne güzeldir o. Muhteşem. Kur'an, güneşin dağılması, ufalması, yıldızların dökülmesi işte bunları veriyor. Bu bir manası. Bütün varlığın ve bunun
nihai ifadesi de her şey helak olur, yalnız Allah'ın yüzü baki kalır. Bu bir manası kıyametin. Kur'an'da ikinci bir manası var kıyametin. Yeryüzünün yaşanması hale gelmesi. Deminden beri anlattık. Doğal dengelerin bozulması. Küçük kıyametlerde de büyük kıyametler. Evet. Bir kıyamet daha var Kur'an'da. Toplumların çöküşü. Mesela diyor ki, bir memleketin helaki gelmişse, İbni Haldun bunun üzerinde çok durmuştur. Biz o memleketin serveti elinde tutan, imkanları elinde tutanlarına bir takım görevler tevdi ederiz. Onlar bu görevleri yerine getirmez ve o toplumu altını üstüne getirmek gerekli hale gelir ve biz onu diyor tedmir ederiz. Yani altını üstüne getiririz. Bu da toplumların kıyametidir. Ve mesela hocam bu manada, bir kıyamet daha var. Ben şimdi eve gideceğim saat 3'te. Yatarken eğer hanımı uyandırırsam bir kıyamet de orada kopacak. O da senin kıyametin. Mesela Peygamberimiz diyor ki, bu üçüncü kıyameti örnek. İş ve emanetler onlara ehil olmayanlara tevdi edildiğinde kıyameti bekle. Bu toplumun çöküşü. O çok güzel bir iş. Ehlin, muhteşem tabii. Evet. Ehlinden başkasına havale edilirse kıyamete hazır olun. İşte yakın o zaman. Çöker. Yakın. Çok yakın. Kopması lazım. Evet. Hocam sana bir espri gelmiş, bir izleyici yollamış, okuyorum. Allah gecinden gelsin, emri hak vaki olmuş, Yaşar hocamız ebedi aleme intikal etmiş. İmam efendi talkını vermiş, gitmiş. Sorgu melekleri gelmişler, hesapta sorguya başlayacaklar. Hazreti Münker sormuş, ey fani, Rabbin kim? Yaşar hoca şöyle bir cevap vermiş. Kardeşim ben bunu bana niye söylüyorsun? Kitaplarımda yazdım. Biraz ileri götürmüş. Espri, espri tabii iyi bir espri ama biraz ileri götürmüş. Evet. Peki hocam İslam'da ölü yakılabilir mi? He? İslam'da ölü yakılabilir mi? Demin biz onu bir ara konuştuk aramızda. Buna bir engel var mı? Bence yok. Ama teamül başka bir şey. Yani İslam geleneğinde böyle bir şey yok. Ama mesela İslam'ın fıkhı içinden bakarsanız ölüyü tahnit de yok. Mumyalamak da yok. Ama işte Osmanlı'da... Ama ölüyü gömmek var mı? Yani çöle atmak emir var mı? Çöle atmak var. Örfte var bu. Yani örfte Kur'an var. Götürün yere gömün demiyor örfte ama... Var, evet. Şimdi sizi topraktan yarattık... Ve tekrar ona iade edeceğizi bu manada alanlar var. Tabii oradan o çıkmıyor. Yakılan adam da toprağa iade ediliyor. Evet. Denize atsanız o da toprağa iade ediliyor. Yani geldiği varlığın bünyesine tekrar katılıyor. O laroz yaşayısı. Evet. Şimdi burada bir şey söylersin. Yani buna naslarda bir engel yoktur dersin. Yarın birisi manşete çeker. Hoca yakılabilir. Bekleyenler dedi. Vardır böyle. Azıcık bir ayağa sürtse... Efendim, ölü yakmaya cevaz verdi yani, Murat Bardakçı ile Yaşar Nuri. Çekindiğin için mi söyleyemiyorsun hocam? Ya ben şimdi, bakın, ben gördüğümü diyorum. Bizim tarihimizde... Ölü yakmak naslara aykırı mıdır? Nasla aykırı değil. Mesela o. Ama İslam'ın örfüne aykırı. Örfe mesela ayrı. Ölü mumyalamak da örfe aykırı. Tabii canım, tabii. Ama yapılmış Osmanlı'da tabii. Çok var. Öncekilerde de var. Osmanlı'da gene azdır. Nerede Fatih'e var kadardır. Mesela? Mısır'da? Mısır'da zaten tabii ama şeylerde yok. Yok eski Mısır'ı demiyorum. Müslüman Mısır'da öyle var mı? Yok. Tahlil. Efendim, kim de var? Şeyleri yapıyor. Şeyler de var. Gene eski Türk şeylerinde. Doğru. Ama herkesi mumyalamıyorlar tabii. Selçuklu'da da var. Gayet önemli adamlar. Önemli adamlar. Seçkin adamlar. Sanat tabii. Gibi bir şey o tabii onun tabii. İçin. De pahalı bir iş tabii o zaman. Tabii. Ama o zaman... Bu yapılamaz diye Şeyhülislamlar veya müftiler fetva vermediğine göre demek ki bu evet dediği doğru. Nas'ta yok ama örfte örfe aykırı. Tabii yani. Adete aykırı yani. Evet. Peki hocam başka bir şey daha soracağım. Şimdi sürekli böyle muzur sorular soruyorum. Ama demin 3'te gidersem kıyamet kopar diyor. Tamam son soru olsun. Peki. Sonra gidelim. Adem de Havva'dan geldik değil mi hepimiz? Havva, Kur'an'da Havva kelimesi geçmiyor. Adem ve eşi. Adem ve eşi. Adem ve eşinden geldik evet. Hepimiz. Bütün insanlık. Kan grupları. 1, 2, 3. AB, 0. Seninki hangisi? A.
Kan grupları belli. Anne veya babanın kan grubu geçiyor çocuğa. Hı hı. Diyelim ki, bilmiyoruz ama Adem'inki diyelim ki A ve diyelim ki Havva'nınki de B. Hepimizin ya A ya B, hadi bilemedin AB olması lazım. Sıfır nereden çıktı? Bilemem. Sıfır RH pozitif benimki. Ne oldu? Benim orada bildiğim şudur. Ben herkese kan verebiliyormuşum. Kimseden alamıyorum. Şu benim talihime bakar mısın? Sıfır RH negatif. Negatif mi pozitif mi? Pozitif. O zaman herkese veremezsin. Pozitifse de verebilirsin. Sıfır RH negatif herkese verebilir. Sıfır RH genel pozitif verici benimki. O sen sadece pozitif olan herkese verebilirsin. Ama bir kişiden alırım. Ama birkaç taneye veriyorum ben kan. Pozitif olan her, yani sıfır RH pozitif verebilirsiniz. AB pozitife, B pozitife, A pozitife. Tamam. Negatif olsaydınız herkese verebilirsiniz. Tamam ama en azından 3 tanesine veriyor. Evet. Ama ben bir tanesinden alıyorum. Sıfır RH pozitiften veya sıfır RH negatiften. Negatiften alabiliyor muyum? Hele iyi gene ya. Yani ama devamlı vermeye mi biz indekslenmişiz yani? Efendim kanı bile vasıtayı tebellü. Allah Allah. Kapatayım da programı. Gene bir gol. Bir dövelim. Saat 2.30 golü. 2.30'da 2.30 golü bu. 2.30 golü. Allah Allah. 90. dakika golü. Dem dedikleri budur. Demi ilahi herhalde. Kandık. Çok sorular var ama artık sormayacağım. Bazıları zaten sorulmuş. Ya bazı şeyleri kabul etmek. Kadisiye'nin kumandanı Sa'd bin Ebu Vakkas'mış. Öyle. Efendim? Sa'd bin Ebu Vakkas. Kadisiye'nin kumandanı Sa'd bin Ebu Vakkas. Sa'd bin Ebi Vakkas, Halid bin Velid'den ve Müsenna bin Harise'den sonra en son tayin edilendir. Zamanla yolculuk konusunda ne düşündüğünüzü soruyorlar. Hatta şimdi orada bilgiçlik yapmak iyi de Sa'd bin Ebi Vakkas, Müsenna bin El Harise ve Halid bin Velid bunlar zaten üçü de aynı kumandanlığı yaptılar. Aynı dönemde yaptılar bunu. Fakat Irak fütühatının esas başkumandanı Halid bin Velid. Bilinir zaten. Yani. Evet. Bir devlet sırrı değildir. Bilinen de bir şeydir. Evet. Yani bazı şeyleri aslında diyeyim hocam sorgulamamak lazım. Yani Papa veya bir Katolik üst düzey birisi. Yani hakikaten Hazreti Meryem'den mi dünyaya geldi? Babası abi yok mu? Nereden bileceğim? Sorgulasa ne yazar? Sormaz. Cevabı yok ki onun. Ben nereden bileyim? İnanç. Hayır. Onlar mesela şey yapmaz. Mutlaka düşünüyordur. Ama inanır bırakır. İnanç da öyle bir şey. İnanıp evet bırakmak lazım. Yani fazla sorguladın mı tadı kaçar işte. Yani sonra Adem'le Havva'nın yani böyle kan grupları sanki bizim anne babamız gibi işte birkaç sene önce onların kan grubu buydu da bu bizimki bu nereden çıktı falan. Bu böyle bir hadise değil. Bunları konuşurken biz milyarlarca yıldan bahsediyoruz. Adem neye tekabül ediyor? Havva bilmiyorum neye tekabül ediyor? Kaç milyon yıla tekabül ediyor onların beraberliği? Bunlar asırlardır konuşuluyor. Yalnız hatta Kur'an'da sizi biz bir nefsten yarattık. İşte Adem'in eşi de ondan yaratıldı şeyini. Bugün artık müfessirler böyle kabul etmiyor. Bu min nefsin vahidetini embriyo mu diyoruz, hücre mi? O onun bölünmesi olarak veriyor. Bunu bir erkek kadın ilişkisi olarak göstermiyor. Göstermiyor. Zaten Hazreti Adem'den Hazreti Havva'nın çıktığı işte kemiğinden, kaburgasından filan bunu İslam hiç kabul etmez. Bu Tevrat menşeidir. Evet. Alın yazısını da kaderi de daha doğrusu genetik kodlama gen olarak da söylüyorum. Yani son tahlilde teknoloji değişip kavramlar arttıkça ya, yorumlar ona yorumlar göre gelecek. Ona göre uyar. Ama son tahlilde yalnız Allah'ın cevap vereceği soruların olacağını, olması gerektiğini de unutmayalım. Peki Musa'nın Allah'ı gördüğü doğru mu? Hayır, Musa'nın Allah'ı gördüğü değil, tecellisini gördü. Böyle diyor. Ne diyor? Göster bana seni, göreyim seni. Buna tahammül edemesin diyor. Dağa bak. Dağa bak. Kur'an Allah'ı gördü demiyor. Evet. Tecellisini gördü. Yani ondan bile çok korkmuş ama. Ha? Ondan bile çok korkmuş. Yere yıkıldı evet diyor. Harra rakan. Bihuş halde yere serildi diyor. Sonra kendine geldiği zaman, efaka tabirini kullanmış. Kendine geldiğinde
Tesbih ederim seni diyor. Ben haddimden büyük işe girdim. Ben sana nasıl bakabilirim? Peki kıyamet gününde göreceğiz mi Allah'ı? Ya da Allah'ı görme arzusu çok eskidir. Kıyamette de olacaktır. İslam mezheplerinin orada ittifak ettikleri bir konu değildir. Yani rü'yetullah dediğimiz bizim akaidimiz içinde. Kimilerine göre biz Allah'ı göreceğiz. Ama o göreceğiz diyenler de bu gözle görmeyeceğiz diyorlar. O aleme has bir gözle görülecek. Ama Kur'an-ı Kerim'in tanıttığı vacibül vücudu insanın görmesi tabirini bile ben Kur'an'a uygun bulmuyorum. Herhalde gene tecellilerini göreceğiz. Böyle anlıyorum ben. Öyle bir görme olacaksa kimin ondan şikayeti olur? Allah nasip etsin hepimizi görelim. Peki birbirimizi göreceğiz mi orada? Mesela biz cennette sende veya cehennemde nereye gidersek artık. Vallahi seni bilmiyorum ama bardakçının orada bardaktan kurtulacağımızı sanmıyorum. Niye görmeyelim? Hayır karşılaşacağız mesela. Niye? Ha? Mesela cennette dolaşıyor. Ya bir yerde görüşürüz. Hayır, diyelim yani Araf cennet. Var. Araf'ta evet. Ama Araf sonrası pek zannetmiyorum. Hayır, yerde... Cennette diyelim ki yürüyorum ben yolda cennette. Yaşar abi. Öyle olacak mı? Ha? Cennette. Yaşar abi ne yapıyorsun burada? Vallahi şuraya bakın, gidiyorum. Bir bedevi peygamberimize geliyor. Soruyor. Müslüman olmuş. Anlatıyor ona işte. Sonra cennet diyor. Allah'ın mükafatı var şu bu. Anlatıyor şunlar. Diyor ki ya Muhammed. Gayet bu bedeviliğe özgür, has bir özgürlük içinde. Sen bunları bırak diyor. Cennette diyor deve var mı? Çünkü Arap için deve, hayatın nam biliyorsun. Gülüyor Hazreti Peygamber. Diyor ki merak etme diyor. Orada gönlünün ve gözünün arzu ettiği her şeyi bulacaksın. Şimdi o varsa biz de birbirimizi... Deve varsa ben niye oluyor? Şimdi şu var. Kur'an-ı Kerim diyor ki o gün dostlar, birbirinin dostları yan yana beraber oturacaklar, sohbet edecekler. Böyle ifadeler var. İyiymiş ya. Yani yolda Yaşar abi de görebilir. Görebiliriz yani. Murat sen de mi buradasın? Cennette değil ama onun yani. Nerede rastlarsak artık. Hocam sen tabii, cennet almıyorsun. Şimdi bak bunun iki manası var. Yani ben cennette olmayacağım için hocayı göremeyeceğim veya hoca olmayacağı için beni göremeyeceğim. Bu ikinciyi söylüyor. Fatih şunu kastettim. Hoca olmayacağı için göremeyeceksin dedim. Cennette. Evet Araf'ta tamam. Görürsün. Yani bundan böyle eminsin. Herkes emin sadece ben değil. Ben hiç emin değilim. Bence hocam cennete gidecek. Ben ne cennete gideceğimden eminim. Cennete gitmeyi ümit ediyorum. Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah. Ne de cehenneme gideceğim yolunda bir hüküm verebilirim. Ama sen diyorsan ki ben cennetteyim ve sen orada olmayacaksın. O senin bileceğin iş. Hayır. Bu gecenin en kötü golünü yedin. Hiç çevirip çevirme. Kur'an ahkamına göre söylüyorum. Vallahi ben cennete gideceğimden eminim. Gideriz. Zaten bir şekilde cehennemde devamlı kalınmıyor değil mi hocam? Efendim? Cehennemde sonsuza kadar kalmıyoruz herhalde gitsek. Şirk hariç devamlı kalınmıyor. Hoca şirk koşmuyor belli bir süre sonra bize katılır. Bu böyle oldu mu? Bunun şakası bile kötü. İnsan insanın aynasıdır işte. Gene ne diyeyim? Çok fena hocam. Bildiğiniz gibi. Yani hiç cezadan sonra... Hiç mümkünü yok. Buraya Cebrail'i getir ona da gol atmaya kalkar. Peki hocam mesela cennete direkt gidenlerle cennete cehennemden dolaşıp gidenler arasında bir cehenneme fark olacak mı? Cehenneme uğramayacak kimse yok. Herkes gidecek. Açık. Herkes mi yoracak? Açık, evet. Çünkü bunlar zıtlardır. Cehennemin ne olduğunu görmeden cennet nimetinin ne büyük lütuf olduğunu anlayamaz. Ama o da ceza diye demiyor. Bir turistik gezi yani bazıları için. Yani. Bir bakacaklar. Canım şimdi... Herkes bir uğrayacak. Kimi 3 gün kalır, kimi 1000 sene kalır. Onu ben bilemem. 1000 sene kalır diye niye Murat'ı gösteriyorsunuz? Hayır ya. Arkadaşlar bu kadar mail bu saatte hala attığınıza göre vallahi bravo. Murat seni suskun görmüşler bu akşam izleyiciler. Ne suskunluğu buysa namuzu billah. İstifade ediyoruz. Hazreti Muhammed'e... Ya istifade dedin de espri bir kenara. Hakikaten
bu yakın tarihe filan girsek de orada senden dinleyeceğimiz çok şey var ya. Estağfurullah. Ama estağfurullah, estağfurullah olur mu canım şimdi? Doğruya doğru. Efendim size nasılsa malum ben, olur. Ben hakkı ketmetmem. Benim öyle bir huyum yok. Keşke onları konuşsaydık. Bir şey doğru mudur peki? Evet. Allah'ın Hazreti Muhammed'e sen olmasaydın bu alemleri hayır, yaratmazdın hayır, falan. Efendim bu Kur'an'ın mantıkına aykırı. Öyle bir hadis diye rivayet edilen levlake levlake lema halektu levlake. Şimdi Bursevi İsmail Hakkı o çok değerli, önemli bir insan ama diyor ki bu bil mükaşefe sabittir. Ya güzel de bil mükaşefe hadis tespiti yolunu açarsam bunun arkası gelir mi? O zaman hadisçilerin bu çektiği çile ne olacak? Bil mükaşefe hadis. Adam kalkacak sabahtan. Ben bu gece rüyamda gördüm şu hadis. Zaten olup biten de odur. Onun için o hadis falan değil ve Kur'an olmaz. Evet. Murat peki bugüne kadar kalmış padişah mumyası var mı? Onu da soruyorlar, merak ediyorlar. Bildiğimiz. Fatih'e kadar mumyalı. Fatih'i açsak şimdi mumyalı çıkar mı? Herhalde bozulmuştur dayanması herhalde. O 1906 selinden sonra gömülüp gömülmediğini bilmiyor. Ha o selde bunlar zarar görmüş olabilir. Ha. Çünkü Bursa'da depremde galiba Orhan Gazi gibi bir tanesi çıkar dışarıya. Sonra defletmiş olabilirler, bilmiyorum. Yani mumyayla mı çıktı? Şey yükselmiş deprem, toprak depremde. Çıktı. Ve kimdi? Karamanoğulları mı? Birisinin hatta Bursa'yı işgal ettiği sırada mezar açtırdığı falan. Fatih'e kadar tümü mumyalanmış. Hepsi mumyalanmışlar. Hepsi mumyalanmış. Peki hemen bir şey geliyor aklıma. Atatürk mumyalandı mı? Tahnit edildi. Tahnit edildi. Tahnit edildi. Ama şey için o. O geleneğe o. O şey için ama o. 38'de vefat ediyor. Anıtkabir inşa edilecek 53'e kadar. Hayır. Ben 53'te toprağa defnedilişini söylüyorum. Bilmiyorum. Orada mumya... Onu bilmiyorum. Mumya... Ama yok toprakta. Toprakta da yok. Şey, mumya yok orada. Yok. Atatürk toprağa gömülü. Toprağa gömülü. Anıtkabir'in altında toprağa gömülü. Enteresan. Tabii. O taşın... 10 küsur metre. Ama o şeydeyken müzede durduğu tamam. Sırada o sırada mumyalı. Tabii tahnitliydi. Şey. Neyse kapatalım artık yani, isterseniz. Çok var. Dün akşam da biz onu konuştuk. Mesela Anadolu müzelerinde çok mumya. Çok mumya var. Var tabii. Çok mumya var. Ve İlhanlılar da mumyalıyorlar. Onlar da var işte. Ben onu diyorum. Evet. Ama yani bizim mumya sistemi farklı. Şeyh Mısırlı işte sarıyor, sarmalıyor, içini çıkartıyor. Biz pastırma haline getiriyoruz. Bizdeki odur. Kurutuyoruz. Kurutuyoruz biz. Yani içini boşaltmıyor. Boşaltıyorlar içini. Saman, darı ve bazı otlar iç organlarını alıyorlar. Bazı otlar özellikle darı falan koyuyorlar. Saman koyuyorlar. Sonra dikiyorlar. Fakat bizde öyle ilaçlayıp her tarafını sarmak yok. Biz pastırma haline getiririz. Yani Asya mumyaları... Ama çürümeyi önlüyor. Kuruyor. Tabii. Asya mumyaları kurutma tekniğidir. Mısır mumyaları öyle değil. Şeyse. Mısır herhalde bu işin zaten esas evet. Menşei. Ama netice yine hemen hemen aynı. Aynı, yakın sonuçta. Ama o asıl mumya şeydekiler. O İtalya'da, Sicilya'dakiler var ya, bunlar felaket. Aynen duruyor karşı. Aynen duruyor. Aynen. Nasıl yapıyor onu? Yapmışlar. Bir de mahzende onlar. Aa. Senin aynen duruyor karşında. O dün de konuştuk. O bir çocuk şeyi var. Evet, evet. Ya inanılmaz bir şeydi. Canlı gibi neresi? Canlı gibi. Şeydi. Zamana ebedileşme arzusunun garip tecellileri bunlar. Hocam ebedileşmenin bir tane yöntemi var. Eser üretmek. Gayet. Tabii. Gerisi hikaye. Hepsi o ne güzel söz. Nakşibend suya yazılmış yazıdır diyor. Evet. Onun dışındakiler. Evet. Gider. Zaten âthârunâ tedullü aleyna da esas. Tabii. Yani yazmaktan daha büyük bir ebedileşme şeyi yok. Şimdi Tolstoy yaşıyor bir, mu? Bir öyle yol daha var o hafızda. O da çok enteresandır. Değil mi? Tolstoy yaşıyor mu, ölü mü? Bence yaşıyor. Hergiz nemiret anki dileş zinde şot be'işk. Anki? Dileş zinde şot be'işk. Gönlük eşliğine. Sebtest berceride-i âlem devamıma. Kimin bu? Hafızın. Ha. Gönlü aşk ile diri olan bir daha ölmez diyor. Bizim gibi aşıkların
varlığı ve devamı mükevvenatın bütün yapraklarına yazılmıştır. Biz ölmeyiz diyor. Az aklıma bir şey takıldı. Enteresan. Kadisiye'de Halid bin Velid var mı? Galiba yok. O da bir hata olmasın, galiba yoktur. Yemame'den sonra yani Halid bin Velid 21'de öldü. Ama Kadisiye'de Kadisiye yoktur. 16'dır. Kadisiye'de yani yaşı bakımından mümkün. Mümkün. Galiba Kadisiye'de yok. O zaman Müsenna var. Müsenna, çünkü onlar üçü evet. Esas Sa'd bin Vakkas evet. Üçüncü sırada geldi, katıldı işe. Olabilir. Evet. Ya ben onlar üzerinde çok durma. Ama esas tabii Irak'ı bitiren Yemame'dir. Yemame orada Halid bin Velid tabii onun kaderini tayin eder. Kısa bir hatıramı anlatayım. Fatih 80'lerin başı. Sonra reis-i cumhur olan İran'da neydi? Bir önceki. Rafsanjani. Hayır, bir önceki. Hani çok modern geldi, kadınları açacak, içkiyi getirecek dediler. Reformcu. Türk olan. Hayır. Reformcu olan bundan önceki. Adam. Ya Hatemi mi? Hatemi. Hatemi o sırada şeydi. İrşat Bakanı'ydı. İslami İrşat Bakanı. Yani bizim basın çok iyi tanıyor İran'ı. Hatemi geldi, tamam dediler. Modern geldi. Her şey serbest bilmem ne. Yahu devrim bildirisini yazan adamdır. Ve devrim ihracı şeyini uygulamaya koyan adamdır. O 82'de bu şeydi. İrşat Veziri İrşat da Enformasyon Bakanı yani. Bir de Behzat Nebevi vardı, Petrol Bakanı. Bir gün basın toplantısı yaptılar. Bunlar Irak Savaşı'nın da en kanlı günleri, şeyleri. 81-82 o yıllar. Gittik ikisi, hiç unutmuyorum o bulvardaki şey binasında, bakanlıkta. Konuştular, biz dediler, Saddam Hüseyin de Kadisiye diye reklamlar yapıyor o sırada. Saddam'ın Kadisiyesi. İşte temizleyeceğiz, tepeleyeceğiz falan. Bu dediler, terbiyesiz bu herif. Şey dediler, bizim Araplarla hiçbir kavgamız yoktur. Hepimiz İslam'ız ama Saddam, kafir de Saddam'a karşı bizim kavgamız var. Zaten dedi şey, Hatemi, İran tarihinde veya edebiyatında Arapların aleyhinde tek bir satır göremezsiniz dedi. Hepimiz Müslümanız dedi. Kadisiye ile alakası yoktur dedi. Saddam da orada bir yarayı kaşımış. Şimdi yani. Ben de dayanamadım. Bu Ferdowsi'nin Şehnamesi'nde bir şey vardır. Zişir-i şutur, hodeni susmar, evet. Arapra, becay resideskar, kedacı keyanra konendazo, tuğ berçerik adam, evet. Tuğ diye. Evet. Kertenkele eti yiyip deve sütü içmekle Araplar öyle bir hale geldiklerine inandılar ki Keyan şahlarının tacını yani Pers imparatorluğunun tacına talip olmaya kalktılar. Puh böyle dünyanın içine diye. Ben bunu okudum. Demek ki dedim ya Ferdowsi İranlı değil ya bu yazdığı yalan başkasının. O sırada da Amerikan elçiliği baskını falan vardı meşru. Evet. Şey döndü. Evet. Onlar lanet-i casusiydi hala da Amerikan elçiliği. Bu dedi elçilikten lanet-i casusiydi dedi. Şey de orada oturuyor. Hatemi zarif adam, anladı o. Filozof adam o, tabii. Evet. Şey de orada oturuyor, Laciverdi o meşhur evin hapishanesi müdürü, hal-hali falan, kasap, savcı. Birden geldi iki kişi, buyurun demezler. Oradan bağırdım, anlamadı bunlar dedim. Ya dedi, latife yaptık, öyle kurtulduk. Kadisiye şeyinde. Şimdi o ya, şeyde... 27 sene geçmiş ya. Sende de akıl yani, İran'da, Hüseyin devrim üstünden bir sene geçmiş. Yani dayanamıyorum, ne yapayım, yok böyle bir şey derse, onu da okurum orada ben. Adama hava atacağım derken hava az kalsın gidiyormuş. Yoktur diyor, herkes de yiyor bunu. Yalnız o şey çok hoş adamdı. Bu Tahran Kitap Fuarı'nda İlber anlattı. O da kitap çok ucuz. Çünkü hepsi korsan. Korsan. Hepsi korsan. Ve şeylere de, üniversite hocalarına da %80 tenzilatlı veriyorlar. Ama bastıkları kitaplar. Mesela yıllarca bizim tıp fakülteleri İran'dan şey yaptı. Mustafa meşhur kalp atlasını basarlar. Her şeyi bastılar. Gibb Memorial serisini falan. 2-3 sene önce sübvanse o... Sübvanse ediyor devlete. Tabii. Yani. Birinci sınıf. Açılışa çağır. Gitmiş İlber. Hatemi açıyor. İlber de UNESCO'nun İran şeyinin başkanı. Ve bakmış tenzilat kaldırılmış. Dönmüş yahu demiş ucuz kitap alıyorduk. Niye şey yaptınız demiş.
böyle şey ayıp değil mi falan diyor Hatemi, Cumhurbaşkanı. Fakat şeye bak, adamın ismi öyle. A, size sadece devrim değil, ilim de ihraç ediyoruz demek ki biz demiş. Kapattığımız şeyi, fuarı kapattığımız, yarın yeniden açalım eski fiyata getirin demiş.